Aslı. Annemin de benim de sana şu an ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım varken sen neredeydin o zaman? Bana inanmanı beklerken, yuvamızı kurtar diye yalvarırken sen neredeydin? Çorbanız geldi. Sıcak sıcak için. İyi gelir. Annemin tarifi. Hadi için. Ay, nefis görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasılsın bakalım? İyiyim. Siz nasılsınız? Annem. Oğlum ben Ozan. Hatırlamadın mı? Ben nasıl unuttum? Oğlum. Kusura bakma, kızmadın bana değil mi? Kızar mıyım ben sana hiç? Olur öyle. İstediğini söyleyebilirsin. Canım. Yakışıklı oğlum benim. Aslım sen bekardın değil mi kızım? Ay evlenseniz ne güzel olur. Ben o hatayı bir kez yaptım. Bir daha körü körüne kimseye güvenmem. Ay. Demese miydim ben öyle? Ayıp mı oldu? Yok canım, ne ayıbı? Böyle konuşa konuşa hatırlayacaksın. Şilde Hanım, hadi siz çorbanızı için, solmasın. Evet. Seni bebeğimizle tanıştırmanın vakti geldi. Öğrendikten sonra Aslı'mı kendi ellerinle kovacaksın bu evden. Ozan! Jülde teyze! Nasılsın? Ozan, bu kız niye gelip duruyor bizim evimize? Akrabamız filan. Tanıdıklarımızın kızı. Adı Berçin. Kıyamam ya. Beni de unutmuş. Halbuki sen beni çok seversin Jülde teyze. Ama ben sana kendimi nasıl hatırlatacağımı çok iyi biliyorum. Aslım sen şunları al. Mutfağa in. Jülde teyzeye kek yapacağız. İstemem ben kek filan. Ama sen benim yaptığım keke bayılırsın. Üstelik tat hafızası çok güçlüdür. Yedikten sonra belki eski güzel günlerini hatırlarsın. İstemiyorum. Anneciğim, yesem belki bir şeyleri hatırlatır. Aslım sen de öyle durma istersen. Al. Aslım bu evin hizmetçisi değil. Sadece annemin bakımı için burada Berçin, unutma. Sorun değil Ozan. Aslım, işim bitince geri gel, tamam mı? Ben hep yanımda olmanı istiyorum. Tamam, gelirim.
Hizmetçiymiş. Aslında ev ancak hizmetçi olarak girer. Ama ben bu evin hanımı olacağım. Hem de çok yakında. Aa, bu ne böyle? Sen ne beceriksiz bir şeysin ya. Bu yumurtanın kar gibi olması lazım. Öyle zaten Berçin. Daha ne istiyorsun? Bana karşılık verme. Olmamış diyorsam olmamıştır. Dök onu yeniden yap. Hizmetçiysen hizmetçiliğini bileceksin. Öyle evin hanımı gibi poz kesmeler falan bana sökmez. Öyle bir derdim yok Berçin. Merak etme sen. Bak bir de cevap veriyor. Dök şunu tekrar yap, anladın mı? Dökeceksin. Ya sabır. Ne oluyor Berçin, niye bağırıyorsun? Yok canım, ne bağırması. Bağırmıyorum ben. Bir sorun yok Ozan. Kek yapıyoruz sadece. Ay. Ay Ozan ben. Berçin. 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 Berçin beni duyuyor musun? Berçin. Ozan. Ozan ambulansı arayalım. Ay. Ozan, Ozan, ne oldu bana? Alo, ben vereceğim adrese bir ambulans göndermenizi istiyorum. Gerek yok. Ozan söyle şunu, telefonu kapatsın. O kadar da kötü değilim ben. Berçin, emin misin? Bir doktora gidelim. Ya iyiyim, öyle başım döndü bir an. Gerek yok. Pardon, gerek kalmadı, tamam. Berçin, emin misin? Bak ciddi bir şey olabilir. İstersen doktora gidelim. Sana sormadık. Doktor istemiyorum Ozan, gerçekten iyiyim ben. Hem sürekli karşılaştığım durumlar bunlar, alışmam lazım artık. Nasıl yani? Ya şey, lafın gelişi işte, ben ne dediğimi biliyor muyum? Neyse ben tuvalete gideyim, bir elimi yüzümü yıkayayım. Sonra da eve gidip dinleneyim. Midem çok bulanıyor zaten. Gel yardım edeyim ben de sana. Gerek yok, ben giderim. Annen şapkanın hikayesini anlattı. Sevdiğin kadına vermek için saklamış onca sene. Ah. Evlendiğin insana verirsin. Bende kalmasın. Jülde Hanım yukarıda dinleniyor. Ben de dışarı çıkıp biraz hava alacağım. Acil bir şey olursa ararsın.
Nasıl yani? Aslı hamile mi?